Efendim hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cuma sohbetlerine bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumanız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Dualarımızın icabet saatine denk geldiği bir gün olur inşallah. Evet, muhterem hocamız Necmettin Nursaçan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocamız Umre ziyaretine gitti. Haberiniz var, söylemiştik gidecek diye. Evet, Allah kabul etsin hocam, hoş geldiniz. Amin. Cenab-ı Hak ibadetlerinizi makbul ve kabul eylesin. Amin. İnşallah. Tekrar nasip Amin. Eylesin. Biraz sohbetle başlayalım. Çünkü oralardan geldiniz. O kokuyu biz de biraz belki hissedebiliriz inşallah. Evet. Nasıl geçti ziyaretleriniz? Neler yaptınız hocam? Kaç gün Mekke'de kaldınız? Kaç gün Medine'de kaldınız? Nereleri ziyaret ettiniz? Efendim, merak ediyoruz. 10 günlük ziyaretti. Tabii milletimiz bu yolun kara sevdalısı idi. Öteden beri. Hatta gidemezdiler de rüzgarla selam gönderirdi. Ey Bağdı Saba, uğrarsa yolun semti harameyne, tazimimi arz eyle Resulü sakaleyne. Hak nasip etse de varsam, güzel Kâbetullah sana, baku ben hayranın olsam, güzel Kâbetullah sana, kara donun bürünür, arşla beraber görünür. Sana varmayan yerinür, güzel Kâbetullah sana. Yani arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, Hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Milletimiz Yunus'un bu ilahileriyle bu sevdasını hep dile getirmiş. Rabbimize hamd ederiz Muhsin Bey. Bu sene hele gördüm çocuklar da, yani küçük küçük yavrular. Evet. Yani o da öyle dikkatimi çekti. Mesela bakın 5 yaşında bir çocuk geldi. Dede, biz niçin geldik buraya? Bak, büyük adam sorusu gibi. Dede, niçin geldik biz buraya? İyi, bakın büyük adam gibi sorusu devam ediyor. Peki Allah bizi görüyor mu? Soruya bak. Allah bizi görüyor mu? Allah'ı görebilir miyim? Bakın çocuğun işte o yüzden Rabbimize hamd ederiz. Çok ilahiyat fakültemiz var. O ilahiyat fakültelerindeki değerli ilim adamlarımız, akademisyenler işte şu çocuklara bile cevap verecek çok güzel eserlerin hazırlanması icap ediyor. Hamd ederiz ki demek varlık var, aileler, karı koca, anne baba giderken çocuğumuzu da götürelim diyorlar. Elbette çocuğun hafızasında yer edecektir bu mutlaka, ziyaretler, mutlaka. Bu seyahatler. Halkımızın ben çok faydalandığı kanaatindeyim hakikaten. Mesela bir hanım kardeşimiz umreyi bitirdik. Memleketteyken baş açık bir hanım. Hocam bundan sonra başım örtülü mü olmak mecburiyetinde? Hanım kızım sen bilin esasen illa umre yaptık diye değil. Umrede ne yaptık? Peygamberimizi ziyaret ettik. Ey Allah'ın Resulü, senin öğütlerine uyacağız. Senin sünnetini, senin ahlakını yaşayacağız. Rabbim seni en büyük mükafatla mükafatlandırsın. Sen bize dünyayı bir cennet, ahirete ayrı cennet ettin dedik. Peki Mekke'de Kabe'nin karşısında Allahümme imanen bik ve tasdiken bi kitabik ve vefaen bi ahdik ve ittibaen li sünneti nebiyyik diyerek ruhlar aleminde Allah ile yaptığımız sözleşmenin sanki bir fotokopisi Hacerül Esved'in içindeydi. Biz Hacerül Esved'i selamlayarak ve bu sözleri de söyleyerek Allah'ım sana olan imanda sebat ediyorum. Kitabını tasdik ediyorum. Ruhlar alemindeki verdiğim sözü yeniliyorum. Peygamberin sevgisini duyup ahlakına uyacağıma söz veriyorum dedik. Kulluk defterini de sil baştan ettik. Öyleyse bundan sonra biraz daha Kabe'nin gölgesindeki dualarımızdan biri de buydu.
Ya Rabbi bizi örnek Müslüman eyle dedik. Biraz harama, helala biraz daha dikkatli olmamız icap eder. Eğer şad olmak istersen livaül hamdin altında mukaddes yolculuk inkılap olsun hayatında. Yani Mekke'de, Medine'de, Kabe'de, Ravza'daki bu ziyaret eğer livaül hamdin altında noktalansın istiyorsan kutsal yolculuk hayatımızda erdeme, olgunluğa giden bir inkılap olmalıdır. Yani hiçbir değişiklik yok. Sanki turistik bir seyahat öyle olmamalı gibi olmaması yani icap ediyor. Evet. Sanki ashab-ı kiram, peygamberimizin hatırası bulunan vahiy, ilahi vahiyin geldiği yerleri ziyaret ediyoruz, görüyoruz. Yani bu hakikaten bir yenilenmeye, aküyü yenilemeye vesile olmalıdır. Hocam çok kalabalık olduğu söyleniyor. Maşallah. Başka giden arkadaşlarımız vardı. Rabbimize hamd ederiz. Demek ki İslam dünyası zenginleşiyor. Evet. Ulaşım imkanları çoğalıyor. O yüzden de bir hayli ben eski yıllarda yaptığım hac. Halbuki sıradan bir umre değil mi bu? O yüzden şu anda Suudi Arabistan devleti de her ay 1 milyon umreciyi ağırlayacak. 2020 yılında da 15 milyon hacının hac yapabilmesine Allah Allah imkan sağlayacak genişletme faaliyetleri sürüyor. 2020'de 15 milyon hac sezonunda. Şu anda 5 milyon. Şu anda 5 milyon. Şu anda 5 milyon. 3 katına çıkaracak onu. Evet, ya 5 yıl sonra 3 katına çıkacak şekilde bir hacıya bir halde de inşaat çalışmalar devam ediyormuş galiba şu anda. İnşaat çalışması. Kapıların pek çoğu kapalı deniyor. Evet. Peki hocam farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler de var mutlaka. Biz daha mı çoğuz orada? Muhsin Bey yani hakikaten bilmiyorum. Ben mesela o Almanya'da siz de bulundunuz. EBAN. Evet. Osman bilmem o yeraltı trenlerinde belki aldıkları gıdalardan dolayı o trenlerde sevmediğim bir koku hissederim. burada Afrika'dan gelmiş, Asya'dan gelmiş, terlemiş insanlar. Ya Rabbi diyorum burnum mu değişti? Ya bu insanlarda öyle bir nefreti mucip bir koku hissetmiyorum. Yani böyle bir şey yok. Ve bu kadar insan hiç kavga eden olmaz mı? Bunlar melek mi bu? Kadın, erkek olmaz mı? Kucak kucağa, şeffaf bir elbiseyle kadınla kucak kucağa, balık sırtı. Yani dalgalandıkça denizler gibi ulvi Kabe heyecanlar verir en kaskatı hissiz kalbe. Yani erkeklik, kadınlık sanki tatilde. Öyle bir şey yok. Cinsiyet farkı, harman, Kabe'nin azameti karşısında öyle cinsi duygular filan yok tatilde. Yani herkes bu sorumluluk içerisinde. Yani bir inzibati vaka olmaz mı? Niye ayağıma bastın? Niye öyle baktın? Niye omuzuma vurdun? Yok yok, niyesi miyesi yok. Evet, herkes kardeş. Öyle bir şey olsa bile hadi sarılıyorlar, iş bitti. O da çok güzel hocam. Ya tabii. Burada ya ufak bir yolculuk yapıyoruz. Bir ne durak diyorsun? Gideceğiz otobüste tabii ya da ya metrobüste. Evet. Tartışıyor insanlar, görüyoruz, şahit oluyoruz. Ya da biz yaşıyoruz ama orada. Yani hakikaten daha da yoğun bir trafik var ama beldeyi emin. Yani inzibati bir şey yok. Ve bir kabalık da görmüyorum. Yani kabalık da yok. Olimpiyat maksadıyla dünyanın çeşitli yerlerinde 500 bin kişinin toplandığı oluyor. Ama nahoş davranışlar, affedersiniz, serhoş kusmukları, bağırmalar, çağırmalar, anormal sesler ve abdest bozuyor açıktan açığa. Burada böyle bir kabalık, böyle bir münasebetsizlik görülmüyor. Kardeşlik orada, öyle tüm güzellikler ya orada. Öyle oluyor yani ya. Yani aslında bunu çok iyi anlayıp, yaşayıp, zaten Rabbimiz de hacca gelin de لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ sizin için nice faydalar var, onlara şahit olun. Yani bakın ekonomik bir güç var, siyasi güç var,
Ama İslam dünyası bundan faydalanıyor mu? Acı tarafı bu. İslam dünyası bundan faydalanamıyor. Elin oğlu bizi Müslümanları birbiriyle alışveriş yaptırmıyor. Ticari münasebet kurdurmuyor. Aman bir araya gelmesinler. Sakın bir güç olmayın ha. Öyle aralarına fitne sokuyor ki bırak sen diyor onlarla uzak dur onlardan diyor. Ve o da uzak duruyor. Halbuki eğer İslam dünyası bu menasiki haccın her bölümündeki o birlik, dirlik gibi bunu hayata geçirebilsek, işte bugünkü konumuzun ana konumuz İslamofobi. İşte başkaları bundan korkuyor. Başkalarının tek korkusu bu. İslamofobi diyor ya, eğer bunlar yani bilgi sahibi olursa ve İslam birliğini sağlarlarsa vay bizim halimize. Bunların ayrılığında bize fayda var. Onlar birbirine ayrı dursun ki ortalıkta ekmek var, onu ben kapayım diyor. O parayı ben kapayım diyor. O yüzden ona bir araya gelmeyelim diye öyle her türlü oyunu yapıyorlar hocam. Efendim bugün bakın o Körfez ülkelerinde bir hayli para. O paralar nerede duruyor? Bizim ülkeye emanet edilse bizim insanımız kalkınır gider. Ülke cennet olur bir anda. Faizsiz kredi elinde olsa bizim iş adamımız, hakikaten fedakar, işçimiz de, işverenimiz de hep eli öpülecek adamlardır doğrusu. Ama işte ekonomik güç olmayınca geri kalıyor. Nerede o paralar? İsviçre bankalarında faiz mi alıyor? Hayır, faiz veriyor. Benim param sende dursun. Ben sana biraz da fark vereyim. Yeter ki güvenli bir şekilde benim param. Hadi bu adam büyük bir parayı yatırdı oraya. Adam öldü, gitti, para da gitti. Kimsenin de haberi yok. Gizli biraz da hoş. Evet efendim. Peki hocam, telefon bekliyormuş. Devam edeceğiz tabii. Bu sohbete çok güzel. Biz de tabii istifade ediyoruz. Hocamız yeni geldi, tekrar edelim. Umre ziyaretinden. Merak ediyorum, orada çok rahat ibadet edebildiniz mi? Merak ediyorum çünkü sizi görenler herhalde yalnız bırakmadı. Sürekli yanınıza geldi. Sorular sordular. Neler sordular? En çok dikkatinizi neler çekti? Onu sormak istiyorum ama önce telefonumuzu alalım. Merhabalar. Hayırlı sabahlar. Alo. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Aksaray Hayırlı arıyor. Hayırlı cumalar, sizin de cumanız mübarek olsun. Teşekkürler, buyurun efendim. Benim bir sorum olacaktı hocama. Evet. Hocam, benim halamın gelini evliyken başka bir adamla ilişki yaşadı. O adamla halam aynı köyde yaşıyorlar. Halam sürekli o adamı gördükçe hastalıyor. Sürekli o adamı gördükçe yani beddua ediyor. Halamın bedduası tutar mı? Halanızın gelini, öyle mi? Evet. Halanızın gelini evliyken? Evliyken başka bir adamla ilişki yaşıyor. Evet. Ve halanız da bundan haberdar oluyor. Evet, o gelininin çocuğu yani torunun haberi oluyor. Babaanne, benim annem böyle böyle yapıyor diyerekten babaannesine söylüyor. Evet. Tabii. Fakat halam da bunu öğrendikten sonra kendi gözleriyle de görüyor o kişiyi, yani baskın yapıyor kendi gözleriyle oraya, o haneye. Yani bu işi yapan adam zulüm irtikab ediyor. Yani dini tabirle zalimdir, haksızlık yapıyor. Kul hakkı ihlal ediyor, zulüm. El-zulmü zulümatün yevmel kıyamet. Zulüm kıyamet gününde karanlıklara sebep olur. Ve bu halanın da namusudur bu. Hala ne yapsın? Bu işe gücü de yetmiyor, konuşamıyor da. Ancak bedduaya gücü yetiyor. Beddua etme yetkisi vardır ve ondan da korkmak lazım. Ondan da korkmak lazım. O bedduadan korkmak lazım. Tabii diyorsunuz. Ama gönül ister ki bu pisliklere ne lüzum var? Ya yani temiz ailemiz, iffetli ailemize bu pislikler niye bulaşsın? Helal dururken harama ne lüzum var? Nikah dururken bu işlere ne lüzum var? Zaten hocam nikahlı bir ilişkisi, evet, şey var zaten, bir evliliği var.
tabii, düzgün bir hayatı var. Ya tabii evet. Harama ne lüzum var diyorsun. İşte, hatta mı izleyeceğiz? Yuvalar yıkılıyor. Peki aileler çıkıyor. Haberdar oluyor mu? Sadece hala mı biliyor bunu? Yani hala hocamızın ifadeti gibi hala öğreniyor ve sadece beddua mı ediyor, yoksa aile bireyleri öğreniyorlar mı? Haberdar oluyorlar mı bu işten? Bu işi herkes öğreniyor. Gelini çıkarttılar. Gelinin ilişki yaşadığı kişi de evet. Sürekli yani halam çarşıda, pazarda falan aynı köyde yaşıyorlar o kişiyle. Halam şu anda ayrıldılar yani, öyle mi? O gelin ayrıldı diyorsunuz. Evet. Ayrıldı. Eşinden de ayrıldı. Eşinden de ayrıldı. 3 tane çocuk öksüz kaldı. Ya, vah, 3 vah. Çocuk öksüz kaldı. İşte vah, aile vah. Yıkıldı yani. Bitti aile. Aile yıkıldı hocam, aynen ya. Öyle. Ya dünyadayken cehennem hayatını yaşadı. Değer mi ya? O 3 çocuk ne olacak? Ya. Hangisine üzülürsünüz? Yani o çocuklara mı üzülürsünüz? Yıkılan aileye mi üzülürsünüz? Yaşanan ya. Bu olaya mı üzülürsünüz? Ya. İki tarafta şimdi acı yaşıyor. Yani bir haram işleniyor da bakın nelere mal oluyor yani. Nasıl bir fatura karşımıza çıkıyor? Ya. Bu çocukların geleceğini etkileyecek. Ya. Sonuç itibariyle. Her cuma niçin hutbe minberlerinde değişik bir eda ve seda ile Kur'an'ın özeti niteliğindeki şu ayet okunur. İnnallâhi emru bil adli vel ihsâni ve îtâizil kurba. Allah adaletle, ihsanla, Allah görüyor, biliyor inancıyla ve akrabaya yardımla emreder. Ve yenhâ anil fahşâ. Hayasızlıktan, fuhuştan men eder. Vel münker, akla, dine aykırı cümle zararlı şeylerden men eder. Vel bagi, zulümden. Yani bir başkasının malına, canına, ırzına, itibarına zarar vermekten men eder. Ya'izukum leallekum tezekkerun. Aklınızı başınıza alasınız diye Allah sizi böyle uyarır ya. Hatta mı izleyicimiz? Evet hocam, buradayım. Evet. Aile yuva yıkıldı, dağıldı. Çocuklar şimdi nerede? Çocuklar babasının yanında. Babası yurt dışında. Babası yurt dışında. Başka birisiyle bir daha evlendi yurt dışında. Bu olaylardan sonra? Evet, bu olaylardan sonra. Üvey annenin yanında kalıyorlar. Ya, halam sürekli beddua ediyor bu kişiye. Evet. Yani bedduası tutulur mu? Halam bu kişiyi gördükçe hastalıyor. Çocuklar üvey annenin yanında, yani üvey anne hiç iyi davranmıyor onlara. Aynı köyde yaşıyorlar. Evet, dolayısıyla da karşılaşıyorlar bak, diyor. Bu hanımefendinin beddua etme yetkisi var da etmezse daha iyi olur değil mi? Yani Allah'a isyan gibi mi oluyor bu beddua etmesi? Yok, isyan olmuyor. İsyan olmuyor. O acıdan dolayı bize bu acının yaşanmasına sebep oldu diye beddua ediyor ama devamlı da beddua, hani kötüye beddua etme daha kötü olur, başına bela olur meselesi var yani. Evet. Peki. Halam bu olaydan sonra bir de hocam kanser oldu. İşte. Allah şifa ihsan eylesin. Allah şifa versin. Kime? Halasına. Halası hocam. Ya, üzüntüden, doğru. Kederden. Üzüntü, demek ki, keder yıkar. Keder yıkar. Duvarı tabii. Nem öldürür, yiğidi kan Allah öldürür. Şifa versin. Yani. Tüm hastalarımıza. Halanıza. Yani bizim milletimiz iffet, aile şerefi, namusu konusunda da hassastır yani. Doğru. Hanımefendi bundan o kadar etkilendi, o kadar bundan muzdarip oldu ki beddua da etmemiş olmuyor. Sanki o da emniyet sübobu gibi hiç olmazsa böyle boşalmış oluyor. Peki. Ama devamlı beddua da hoş değil. Aksaray'a selamlar, teşekkür ediyoruz aradığınız için. Bir telefonumuz daha var. İzleyicimizin sorusunu görüyorum. Hoş geldiniz. Şu hadisi kutsiyi okuyarak geçeyim. Zinadan zevk almak, bala konan sineğin zevk alması gibidir. Görünüşte zevk alıyor. Kanadını kurtarır, hortumunu batırır. Hortumunu kurtarır, ayağını batırır. Kullema yetelettehu fîh heleke, debelendikçe helak olur gider. Zevk alıyorum sandıkça batar gider. Ne kendisinin de huzurlu olduğu hiç düşünülemez. Evet. Bak kaç kişinin huzuru gitti ya. Evet. Evet. Hoş geldiniz yayınımıza, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Hayırlı sabahlar hocam. Buyurun. Hayırlı sabahlar. Teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Biz iyiyiz, hamdolsun.
Buyurun. Ben bir sorum var hocam. Elbette, buyurun. Ben evde çok huzursuzum. Televizyonun sesini kısar mısınız biraz lütfen, rica edeyim? Tabii, tabii kısarım. Evet, buyurun. Ben evde çok huzursuzum. Bir de bekar oğlum var, o da yabancıyla görüşüyor. Evet. Onu almak istiyor, ben yabancı diyetten düşünmüyorum. Yani evimde müthiş huzursuzluk var. Ne saygı var, ne sevgi var, hiçbir şey yok. Herkes birbirini affeder sanki, yani köpek gibi affeder, ısıracak şekilde hocam. Ne yapmam lazım? Eşiniz? Eşim var canım. Yani... Olmasa daha iyi, tövbe yarabbim. Çok üzüyor beni. Hocam eşiniz var mı diye sordum. Olmasa daha iyi, tövbe yarabbim dedi. Şimdi bir oğlunuz var. Başka çocuğunuz var mı? Var, kızım da var ama evli. Evli. Yani siz mutsuzum, huzursuzum diyorsunuz. O yüzden sordum. Evet. Acaba yalnız mısınız? Mutsuzluğunuzun, huzursuzluğunuzun sebebi yalnız olmanızdan mı diye merak ettim. Ama değilsiniz. Eşiniz var, kızınız var, oğlunuz var. Ama mutsuzsunuz. Yabancıyı seviyor. Yabancı yani birisi. Konuşuyorlar daha doğrusu. He. Onu ama işte ben de şimdi benim oğlum yabancı dili yok. O kızın da Türkçesi yok. Evet. Yani çok zor durumdayım. Ne diyeyim, aklımda söyleyeceğim de bilemiyorum. Oğlum yabancı birisiyle de evlenmek istiyor diyor hocam. Evet. Oğlum yabancı dil bilmiyor, kız da Türkçe bilmiyor diyor. Nasıl tanışmışlar evet. Yani? Evet, aynen öyle. Birazcık biliyor kız, birazcık. Birazcık Şapak. Biliyor. Evet. Peki niye huzurunuz yok sizin? Bizim mi? Evet. Vallahi... Eşimin eli cebine girmiyor. Dedin mi? Eşimin eli cebine girmiyor diyor. Ha, evet. Evet. Ondan dolayı şunu alıyorsun, almıyor, şey yapmıyor dediği gibi. Ben konuşurken de hemen harçlığı veriyor beni. 50 senede evliliğimiz var. 50 yıl oldu. Evet, evet. Ay maşallah. Ya uzun bir evlilik yaşamışsınız. 50 yıl dile kolay. Yani şimdi evet. Günümüzde evlilikler bu kadar uzun sürmüyor maalesef. Daha kısa sürüyor. Evet. Ama siz 50 yılı devirmişsiniz. Bir takım şeyleri aşmış olmanız gerekirdi diye düşünüyorum ben. Sırf eşinizin sizin hoşunuza gitmeyen yönü bu mu? Yani eli cebine girmiyor. Başka? Eli cebine girmiyor. Bir yeri girdiğimiz zaman beni paylıyor. Ne bir yeri götürüyor. İyi bir şey. Diyor ki ben kendim için yaşarım diyor. Kendim için yaşarım diyor. Evet. Evet. Ben kendim için yaşarım. Bana bir şey olmasın diyor. Peki kızınızla aranız nasıl? Kızım uzakta oturuyor. Kızla bir problem yok. Kızla bir problem yok diyorsunuz. Evet. Evet, yok, esas geldi. Sorun herhalde ya sizin şu anda üzüldüğünüz konu oğlunuzun yabancı bir kızla birlikte evet. Olmak istemesi, evlenmek istemesi değil mi? Bir de işte eşimi bu yani şeylisiz davranışları. Yani hı. Saygısız davranışları diyeyim bari. Saygısız davranışları. Evet. Evet, evet. Soralım hocamız o zaman. Tamam, peki. Evet hocam, oğlum yabancı bir bayanla evlenmek istiyor diyor bir anne. Ya. Doğru mu yapar evlense? Efendim eğer hakikaten biri birinden vazgeçemez hale geldilerse buna da mani olmak da hoş değil. Yani o gençleri de iyi anlamak lazım. O gençleri iyi dinlemek, sabırla olaya bir de onların penceresinden bakmak lazım. Biri birinden vazgeçemez hale geldilerse evliliklerine de mani olmamak gerekiyor. Ama bakın Muhsin Bey, umrede neler sordular diyorsunuz, evet, da bakın yani... bir hanım bana şöyle dert yanıyor. Hocam, oğlum uyuşturucuya bulaştı, sonra devletimiz tedavisiyle ilgilendi, iyi olur gibi oldu. Fakat oğlum tekrar bulaştı, devlet tekrar tedavi etti ve sonra da intihar etti oğlum. Oh. Ya yürek yanıyor ama... Bakın bu iş bu noktaya gelmezden önce asıl baştan beri sahip çıksaydık, önce sahip çıkmadık. Tamam, oğlanı okula gönderiyorum, kızı okula gönderiyorum. Mesele yok. Sırf okula göndermeyle iş bitmiyordu. Asıl ana, baba yuvada huzur olacak ve bu çocuklara sahip çıkacak idik. Şimdi hele bir de internet var. O internette çocuk şu sokak, bu sokak. Orada da teröristler var. O teröristler kızım kafanı kırarlar ya. Ya orada seni şeye bulaştırırlar yani. Uyuşturucuya bulaştırırlar. Nitekim de öyle oldu. Ya biz dindar bir aileyiz. Nerede uyuşturucu? Öyle değil. Dindarı falan yok bu işin yani.
Bir de bakıyorsun ki kız elden gitti, oğlan elden gitti. Bu işin şakası ya, yok yani. Tabii ya. Peki bir telefonumuz daha varmış, alalım hemen. Hoş geldiniz yayınımıza. Televizyonun sesini kısalım lütfen, rica ediyorum. Ha, merhaba. Hayırlı cumalar, buyurun. Hayırlı cumalar, sağ olun. Buyurun. Benim hoca bir sorum vardı da. Buyurun. Ben bir sürat testi almak istiyorum ama alamıyorum. Bir hafta önce ayaklarımda ameliyat oldum. Geçmiş olsun. Her iki ayaktan. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bir sürat testi almak istiyorum ama alamıyorum. Nasıl yapmam gerektiğini hocam da yapabilirim. Hocam ameliyat oldum diyor ayaklarımdan. Şu anda rahatsızlığım devam ediyor. Gusül abdesti nasıl alacağım diye soruyor. Diğer yıkayacağı kısımları yıkar. Suyun dokunmasının mahsul olduğu yerleri mesheder. Mesheder. İşte duydunuz mu hocamızı? Duydum hocam. Yani mesedeceksiniz. Oralar su dokunması maniyse, engelse. Her iki ayakta. Yani. Evet, komple. Evet. O zaman vücudun o kısmını yıkayacak. Diğer tarafı vücudun yıkayacak. O kısmı diyelim su değmesin diye herhalde bir naylonla giyinir, onu bağlar. Su oraya dokunmaz ve sonra orayı eliyle mesheder. Eliyle meshedecek. Peki. Peki, geçmiş olsun diyelim size de. Var mı başka sorunuz? Var. Eşiğin su abdesti alırken gözünde sürme var. Onun su abdesti olur mu peki? Gözünüzde sürme var. Eşimin. Eşinizin, evet anladım. Ya eşinizin gözünde sürme var. Sürme acaba gusül abdestine mani midir, engel midir diye zannederim. Evet. Şimdi mesela şurada elimde kına olsa, bu kına suyun ulaşmasına mani olur mu? Olmaz. Değil mi? Evet. Kına suyun deriye değmesine mani olmaz. Herhalde sürme de öyledir zannederim. Sürme bir tabaka oluşturmuyor değil mi? Yani su deriye temas eder. Yani bitti. Burada asıl mesele suyun deriye temas etmesi. Tamam, bitti, yani temas doğru. Ediyorsa bitti, mahsuru yok. Tamam. Peki. Teşekkür ediyoruz. Tamam, tamam, tekrar tamam, geçmiş tamam. Olsun. Devam edeceğiz sevgili izleyenler. Çok kısa bir aramız var. Reklamlardan sonra yeniden birlikteyiz. Evet, yeniden birlikteyiz. Cuma sohbetleri devam ediyor. Soru cevaplarla devam edeceğiz kaldığımız yere. Hocamıza sormuştuk, umre ziyaretinde mutlaka sizi yalnız bırakmıyorlar. Çok soru soranlar da oluyordur. Oraya ziyarete gidenler en çok neler soruyorlar merak ediyoruz hocam. Kısa kısa aktarabilir misiniz? Muhsin telefonlarımız Bey, var. En çok mesela, hangi konularda bakın, soru geliyor en size? En çok şu üç konu bana çok soruldu. Tabii hepsini haklı ve mazur gördüm. Bize düşen de bunu vurgulaya milletimize, kadınlarımıza bunu anlatmaktır. Genellikle bir hayli insanın bulunduğu yer orada. Hemen her namazdan sonra cenaze namazı kılınıyor. Harem-i Şeriflerde, ama Mescid-i Nebevi'de, ama Kabe'de. Her namazdan sonra cenaze namazı kılınıyor. Fakat bizim hanımlar hiç burada görmediklerinden, bu işi hiç yaşamadıklarından, hocam bir namaz kıldık, Allahu Ekber falan dedi imam. Biz de öyle dedik de ne namazı kıldık hocam? Hanımlar bunu soruyor. Size bunu soruyorlar. Ne namazı kıldık yani, diye soruyorlar. Bu bizim için doğrusu iyi değil, utanç bu yani. Yani bizim kadınımız cenaze namazını niye bilmesin? Hiç göstermedik ki. Hmm. Bir zaman Muhsin Bey, Kayseri'den çıktım, Bursa'ya geldim. Kızımla birlikte Balıkesir'e gidiyorum. Kızım dedim, sen de şurada, ben cuma namazının tam vakti geldi. Cuma namazını kılıp yolumuza öyle devam edelim. Kızım sen de şu imam odasında dur ve namazı kıl. Kızım imam hatip mezunu. Baba nasıl kılacağım dedi. Allah Allah, müftünün kızı, imam hatip mezunu kızı cuma namazını nasıl kılacağım diye soruyor. Size soruyor. Mazur çocuk. Mazur. Öğretmemişiz diyorsunuz. Öğretmedik. Ve tatbikatı da olmayınca... Bugün cuma... anlatabiliriz değil mi hocam tatbikatlı olarak bugün? Yaparız. Tamam. Telefonlarımız varmış. Tamam. Önce telefonlarımızı alalım. Peki telefonlardan bekleriz. Sonra... Evet inşallah. Evet mesela cenaze namazı... Cenaze namazı nasıl ne oluyor? Kılınır? Ne demek? Ne okuyoruz? Ne okumalıyız?
Yani hanımlarımıza da bu şekilde bilhassa orada kılınıyor, o acemilik yaşamasınlar. Evet, peki. Lüzumunda Muhsin Bey burada da gidebilirler. Yani bizim burada geleneğimiz böyle olmuş. Erkekler kıldı, onlar sevap kazandılar, sorumluluğu da kaldırdılar. Öyle olunca kadınların cenaze namazı kılmasına gerek yok. Ben bazen görüyorum, erkekler cenaze namazı kılıyor, hanım topluluğu da şurada bakışıp duruyorlar. Hepsi de Müslüman. Onlar niye kılmıyor? Hanımefendi, niye orada bakışıp duruyorsun? Bu adama sen iyilik mi etmek istiyorsun? Bu ölüye iyilik mi etmek istiyorsun? Yahu gel sen de şurada namazını kıl ya. Yerini al şurada, cenaze namazını sen de kıl. Bir fazla kişinin cenaze namazını kılmasında büyük fayda var. Efendimiz ne buyuruyor? 100 kişi cenaze namazını kılsa o kişinin bağışlanmasına sebep olur. İnşallah. Peki o bağışlandı da namazı kılanın eline ne geçti? Cenaze namazını kılana bir dağ, kabre kadar götürene 2 dağ sevap verilir Muhsin Bey. Şu dinin güzelliğine bak. Ölüden diri, diriden ölü faydalanıyor. Ya diriden diri faydalanmalı değil mi? Ha? Peki telefonumuzu alalım. Daha sonra cenaze namazı nasıl kılınır? Tabii efendim. Uygulamalı olarak inşallah hocamızdan dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar hocam. Şanlıurfa arıyor. Hayırlı sabahlar. Buyurun. Hocam benim bir sorum olacaktı. Evet. Televizyonun sesini hocam, kısar mıyız lütfen? Hep uyarıyorum. Arayacak olanlara da bu uyarı geçerli. Lütfen yayına bağlandığınızda televizyonun sesini kısınız. Evet. Hocam biz 2 yıldır evliyiz. Evet. Eşim birlikte olmak istemiyor. Yani rahatsızlığı var, biz öyle zannediyorduk. Gitmediğimiz doktor kalmadı, rahatsızlığı da yok, tahlil yapıyorlar. Rahatsızlığı da yok hocam, dua ediyoruz, ne yapabiliriz sizce? Dua ediyoruz, olmuyor. Eşinizin neyi var anlayamadım ben. Ya biz 2 yıldır evliyiz, eşim birlikte olmak istemiyor. Birlikte olurken hiçbir şey anlamıyor. Ha, eşiniz birlikte olmak istemiyor. Evet. Evet, 2 yıldır evlisiniz. Herhangi bir rahatsızlığı yok diyorsunuz, öyle mi? Yok, hayır, İstanbul'lara kadar gittik, hiçbir şey yok. Evet. Ya dua ediyoruz, ne yapabiliriz hocama soracaktım. Psikolojik olabilir mi? Yani tıbben bir rahatsızlık söz konusu değil. Evet, psikolojik menden psikiyatriye de gittik. Evet. O da çözüm değil, ilaç kullandı bayağı. Evet, ilaç da kullandı. Yani, evet. Şu anda ne yapmalıyız ama, diye soruyorum. Ama bir elbette bir şey vardır, bir sıkıntı vardır. Bu bir ayrılık sebebi olabilir. Ama şimdi sabırla tedavi yolunu aramalı. Yani rahatsızlık yok dememeli, rahatsızlık var. Ama fiziki rahatsızlık, ama ruhi bir problem var ortalıkta. Evet, evet. Yani bu problemi, yani bu hastalığı tedavi etmek için biraz sabır göstermeli. Yoksa çözülme sebebi olabilir. Evet. Sonradan meydana gelen bir durum mudur bu? Yoksa 2 yıldır evliyim dediniz. Hayır, 8 yıldır varmış. 8 yıldır varmış. Ha, öncesi evet. Var yani. Evet. 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 O zaman sabırla... Demek tedavi ki yolunu aramalıyız. Evet. Tedavisi için uğraşmak gerekiyor. Ayrılık sebebi olur mu hocam? Olur, böyle tabii. Bir durum. Olur. Ayrılık sebebi de olur. Arzu edilirse ayrılık sebebi ama olur. Ama tedavi sabredip. Sabredip de insan yar ve yardımcı olacak biri birine. Evet. Kaderim budur deyip sabrederse herhalde sevap kazanır. Evet. Duyamadım. Hocam benim bir sorum daha olacaktı. Evet. Evet. Şimdi hocam zina yapan bir tövbe edip yine zina yaparsa, yine tövbe ederse kabul olur mu? Evet. Tabii tövbe-i nasuh vazgeçiren bir tövbedir. Yani ben ya nasıl olsa dur hele bu sefer de günah işleyeyim de nasıl olsa tövbe ederim. Duygum doğru değil. Tövbe-i nasuh ne demek? Rabbimiz nasuh tevbesiyle tevbe edin. Vazgeçilen bir tevbeyle. Ama buna rağmen yine de nefsime hakim olamadım. Yine çarem yok.
Yine tevbekar olmalıyım. Yine tevbekar olmalıyım. Ümitsizliğe kapılmamalıyım. Eyvah! Yani benden adam olmaz. Ben tevbe ediyorum, bozuyorum. Tevbe ediyorum, bozuyorum. Benim tevbemin de hayrı yoktur. Ben demek ki tevbe etmeyeyim, günaha devam. Öyle değil. Yani mücadeleye devam. Evet, çünkü peki. Nefsi frenlemek kolay değil. Mevlana ne diyor? Nefsin tabiatında merkeplik var. Yularını serbest bırakma. Yularını serbest bırakırsan o ahıra gider. Seni de beraberinde götürür. Ya işte o nefis merkebinin yularına hakim olabilmek. Yiğitlik bu. Yani Efendimiz ne diyor? Beni bir göz açıp kapayıncaya kadar nefsimin eline bırakma. Ya Davud, nefsine uyma. Feyudilleke an sebilillah. Allah'ın yolundan saptırır seni. Bir peygamberi Allah yolundan saptırabilecek olan nefis bana neler yaptırmaz. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz aradığınız için. Şanlıurfa'ya selamlar. Sağ olun, kolay sağ olun. Gelsin. Bir telefonumuz daha var. Hoş geldiniz yayınımıza. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Konya arıyor bu kez. Buyurun efendim. Muhsin Bey, bütün İslam aleminin cuması mübarek olsun. İnşallah hepimizin. Sağ olun. Benim hocama iki sorum var kardeşim. Elbette. Hocam duyuyor mu beni? Duyuyorum. Duyuyorum. Buyurun efendim. Selamun aleyküm hocam. Hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Hocam, o mübarek topraklara basan ellerinizden, ayaklarınızdan öpüyorum. Estağfurullah efendim. Buyurun. İstirham öpüyorum edin. Hocam. Buyurun. Öpüyorum. Öpüyorum. Buyurun. Hocam şimdi Müslüman Müslümana nasıl yardımcı olmaz? Hocam, küçüğün büyüğe saygısı kalmadı. Büyüğün küçüğe sevgisi kalmadı. Ya hocam, nereye gidiyor bu Müslümanlar ya? Ya nasıl yapacağız? Dertliyiz biz hocam. Dertliyiz ya hocam, nasıl olacak bu ya? Allah'ım ne olur dua et. Allah'ım ümmeti Muhammed'e dua et. Bana da dua et. Ben MS hastasıyım. Yıllardır yürüyemiyorum. Hastalığımdan şikayetçi de değilim. Rabbime hesapsız hamdolsun. Emrine hesapsız senalar olsun hocam. Bir de ikinci sorum. Evliyaullah kayıptan haber verebilir mi? Verir mi? Öyle bir yetkisi var mı? Evet. Evliyaullah kayıptan haber verebilir mi? Verebilirse, verebilir mi? Yetkisi var mı? Buna yetkisi var mı diyorsunuz? Evet. 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 Efendim. Yani ne olur hocam, bunları bir Müslümanlara hatırlatın. Peki, teşekkür ediyorum. Size de geçmiş olsun çok. Allah şifalar versin. Cenab-ı Hak bildirmedikçe, bakın mesela Tebük seferinde Peygamberimizin devesi kayboldu. O münafıkların başı adam da orada seferde bulunuyor. Bunu fırsat bildi. Dedi, devesinin nerede olduğunu bilmez dedi. Sizin ananız ağlatacak, buralara getirdi bu çöllerde sizin. Propaganda adam böyle. Sahabeden biri de geldi bu propagandanın tesirinde kalarak. Ya Resulallah, deven nerede? Bilmiyorum. Ben Allah bildirirse bilirim. Bildirmezse bilmem ben. Devenin nerede olduğunu bilmiyorum. Biraz sonra Rabbimiz bildirdi. Devenin yuları filan yerde, yuları ağaca takılı vaziyettedir. Gidip oradan alıp gelsinler. Efendimiz haber verdi. Deve filan yerdedir. Allah. Yuları ağaca takılı, gidin alın gelin. Yani Allah bildirirse bilirim, bildirmezse bilmem. Gaybı ancak Allah bilir. Gaybı ancak Allah bilir. Yani Allah dilerse kullarına bildirebilir mi hocam? Yani tabii, sevdiği dilerse kullarına... kullarına bildirir, ama öyle diğer sıradan kulların bilmesi, bileceği bildirmesi değil yani. Bizim için bir delil değildir. Delil değildir, evet, diyorsunuz. Tabii. Evet. Yani, peki. İlk sorusu da dolu aslında. Yani ümitsiz olmayalım. Doğru. Kardeşimiz biraz yani büyük küçük saygı sevgi azalıyor gibi görüyor, ama bu milletin mayasında yine hayır istidadı var. Yine büyüğünü biliyor, küçüğünü biliyor. Saygısı var, sevgisi var, hürmeti var. Beyefendi istiyor ki bu daha çok belirgin olsun. Daha çok yer... Men lem yuvakkir kebirana ve lem yerham sagirana feleyse minna. Büyüğümüze saygı,
küçüğümüze sevgi göstermeyen bizden değildir. El hayru ma ekabirukum, hayır, bereket büyüklerinizle beraberdir. Yani sevgili Peygamberimiz bakın Safa tepesinde, Hazreti Ebubekir de ihtiyar babacığının elinden tutmuş, o da yürüyemiyor adam, çok ihtiyar. Ebu Kuhafe bu vaziyeti görünce Peygamberimiz ayağa fırlıyor. Ella terekte şeyha fi beytihi ya Ebu Bekir. Ebu Bekir, bu ihtiyara niye zahmet ettin? O evinde dursaydı ben gider onun evinde onun biatını kabul ederdim. Peygamberimiz yaşlıdır diye adama saygı gösteriyor. Bakın Hazreti Ebu Bekir, hayır ya Resulallah, bunun sizin ayağınıza gelmesi daha, onun saygısı da daha başka evet. Tabii ya. Peki. Evet efendim. Hocam bu arada Twitter üzerinden öğrenci arkadaşlarımızın size selamları var. Dua istiyorlar. Aleyhisselam. Üniversite sınavına girecek olanlar var. Nazlı Hanım yazmış. Hocam hangi duaları okumam lazım? Öğrenci arkadaşlarımıza ne tavsiye edersiniz diye soruyor. Vallahi öğrenci kardeşlerimize böyle güzel hazırlanacaklar. Hazırlandıktan sonra Rabbim hakkımda hayırlısını takdir et diyecek. Çıkan neticeye de rıza gösterecek. Ya içinden ya. Geldiği gibi dua edecek. İçinden geldiği gibi dua ama etmeli. Ama önce çalışacak. Önce çalışacak. Evet. İçinden geldiği gibi de dua edecek. Doğan sonuca da ha demek ki benim asa entekrehu şeyen, sizin hoşunuza gitmeyen nice şey var ki sizin hayrınıza. Yani o yüzden deme şun için şöyle, yerincedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel. Ben hukuk fakültesine kazanmak istiyordum, fen edebiyat çıktı karşıma. Bu nereden çıktı? Öyle deme işte yani. Herhalde hayırlısı buymuş. Evet. Yani demek ki benim nasibim bu yoldaymış de. Başarılar diliyoruz öğrenci arkadaşlarımız. Evet. Hocam cenaze namazı nasıl kılınır? Uygulamalı olarak ya. Gösterelim mi? Tabii tabii. Buyurun hocam. Bir kere şunu söyleyelim ki Muhsin Bey, dinimizde İnsan aziz varlıktır. Bir cenaze geçiyormuş. Peygamber Efendimiz ayağa kalkıyor. Ya Resulallah, bu Yahudi cenazesi bu. Siz ayağa kalktınız. Ama insan değil mi? Allah Allah. İnsan değil mi? Yahudi cenazesi için ayağa kalkıyor Allah'ın Resulü. Yani insanın dirisi saygıya layıktır. Kur'an'ın konusu insandır. Kainatın odak noktasında insan vardır. O yüzden insanı kırmamalı. Kimseye baki değildir. Mülkü devlet sim üzer bir harap olmuş. Gönül tamir etmektir hüner. Yani gönül kırmak. Gönül çalabın tahtı. Çalap gönle baktı. İki cihan betbahtı. Kim gönül yıkar ise... İnsanın dirisi saygıya layıktır. Bakın dinin hedefi nedir? İnsanın canı, malı, aklı, nesli, dini korunmalıdır. Bu güvence altında bulundurulmalıdır. Yani malına tecavüz etmemeliyim. Canını rahatsız etmemeliyim. Korkutmamalıyım. Rencide etmemeliyim. Onun şerefine gölge düşürmemeliyim, gıybet etmemeliyim onu. Kaşımla, gözümle, kalemimle, dilimle insanı rahatsız etmemeliyim. Evet. Dirisi böyle, ölüsü de saygıya layıktır. Yani nedir ölüsü? Yıkanmalı, kefenlenmeli ve cenaze namazı kılınmalı. Nedir? Farz. Ne demek? Olmayınca olmaz ama farz-ı kifaye. Yani şimdi burada bir cenaze oldu. İstanbul'da hiç kimse ilgilenmedi. Maazallah bütün İstanbul halkı ferden ferda sorumlu. Sorumlu diyor. Herkes mesela. Hem buna saygısızlık edilmiş olur hem de Allah'a saygısızlık edilmiş olur. Ama içinden bir grup bu görevi yaparsa şahısları hesabına sevap alırlar. Öteki insanları sorumlu. Da sorumlu olmaktan kurtarırlar. Şimdi Muhsin Bey, hanımefendilerim bana sorduğu soru nasıl kılacağız? Biz cenaze namazını nasıl kılacağız? Cenaze namazı nasıl kılacağız? Hocam 3 dakikamız varmış, bu reklamdan sonra ya da sarkabilir ama biraz acele edersek belki de sarkmaz. Sizi alabilir miyim buraya?
Sizi, evet. Sizi ben şöyle bir alayım teyzeciğim. 3-4 kişi gelsin buraya. Şimdi teyzelerimiz nerede duracak cenaze bak, namazında? Şimdi, nerede olsunlar? Şimdi ben bu beyefendi. Ha, siz de gelin. Ha. Siz de gelin. Ahmet abi sen de gel bakayım. Ha, hanımefendileri biraz arkaya gel. Ha, demek ki bakın erkek safı önde. Erkek safı önde, hanımlar arkada. Ha, ben de böyle durayım. Gayet güzel. Siz de öyle. Ha. Şimdi erkek cenaze namazı kılmaya niyet ediyorum. Siz de cenaze namazı kılmaya ve imama uyarak niyet ettiniz. Evet. Şimdi bakın ben Allahu Ekber dedim, ellerimi bağladım. Evet. Ne okuyorum? Şimdi birinci tekbirden sonra Sübhanekallahümme ve bihamdik ve tebarekesmük ve teala ceddük ve celle senauk ve la ilahe gayruk. Nedir bunun anlamı? Allah'ım seni tesbih ederim. Sen ne yücesin, sen ne ulusun, şanın ne büyük Rabbim. Senden başka hak mabut yok. Bak birinci tekbirden sonra Allah'ın yüceliğini ifade eden bu duayı, Sübhaneke'yi okudum. Birinci tekbirden sonra ellerim böyle bağlı. Hanımefendilerinki de elleri göğüslerinde. Şimdi onlar ellerinki evet. Hanımefendilerinki doğru evet. Bak ne güzel yaptılar. Şimdi ben ikinci tekbir alırken ellerimi kaldırıyorum mu? Hayır. Ellerim yine bağlı. Hanımefendilerin de aynen elleri yerinde. Orada onlar ellerini çözüyorlar. Bizimkiler de öyle diyor. Ona mahal yok. Ellerimiz bağlı. Şimdi ikinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme bari okudum. Ne demek anlamı? Ya Rabbi, Hazreti İbrahim'e, onun yolundan gidenlere salat ve selam eylediğin gibi Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve onun yolundan gidenlere salat eyle, selam eyle. Onlara ikinci tekbirden sonra bunu okudum. Üçüncü tekbirden sonra, kaldırmıyorum tabii böyle. Üçüncü tekbirden sonra bilenler özel duasını okur. Nedir o dua? Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve ünsana. Ya Rabbi ölümüzü, dirimizi, kadınımızı, erkeğimizi, küçüğümüzü, büyüğümüzü, burada olanımızı, olmayanımızı bağışla. Allahümme inkâne muhsinen fezid fî ihsâni. Ya Rabbi bu adam iyi adam idiyse artır bunun sevabını. Günahkar biri idiyse bağışla. Ve husse hâzel meyyiti bir ravhu ve rahatı ve rıdvan. Özellikle şu cenazesi önümüzde duran kulumu rahmetinle, mağfiretinle muamele et ya Rabbi. Ne kadar güzel dua ya, şu işe bakın. Dördüncü tekbirden sonra ellerim böyle bağlı hala. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Ne var, ne diyorum bu? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun. Kim var sağında? Müminler var, melekler var. Cenaze benim önümde ama cemaatin bir kısmının sağında olabilir. Allah Allah, ölüye selam veriyorum, diriye selam veriyorum, meleklere selam veriyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kim var solumda? Müminler var, melekler var. Belki cenaze solumda yer alıyor. Evet, cenaze evet. Namazını detaya girmeden bu şekilde kıldık. Hocam merak ediyorum hiç acaba şu anda arkamızda bulunan teyzelerimiz cenaze namazı kılmışlar mı hiç? Siz geçebilirsiniz. Evet. Evet. Geçebilirsiniz. Hiç cenaze namazı kıldınız mı? Hiç kılmadım. Hayatınızı hiç kılmadınız. Siz, hiç gitmedim. Hiç kılmadım. Hiç kılmadınız. Siz, hiç kılmadım. Hiç cenaze namazı kılmadın. Ben Umre'de kıldım. Umre'de hocam dediğiniz gibi Umre'de orada kılıyorlar. Doğru. Şaşırdınız mı orada? Herkes şey yapınca. Herkes şaşırıyor tabii. Ya çünkü ne oluyor diye hiç görme. İmamı da görmüyor filan. Allahu Ekber. Herkes ama burada hiç kılmamışlar. Burada yani hiç kılmamışlar. Hiç kılmamışlar. Evet. Nasıl kılındığı hakkında fikriniz var mıydı? Biliyor muydunuz nasıl kılındığını? Kela okunuyor ya. Hayır. Hocam kocaya gösterdi. Uydu, kocaya uydu. İşte hocaya uydu. Koca ne dediyse bak, o. Birinci tekbirden sonra ne okudu? İkinci tekbirden sonra, üçüncü tekbirden sonra ne okudu? Bunları bilemiyoruz. Aranızda kılan var mı bayanlardan cenaze namazı hiç?
Bir kişi kılmış. İki kişi kılmış. Evet. Peki. Çünkü müride devamlı cenaze olduğu için herkes şey yapıyor. Kılıp. Evet. Yani kılarken belki öğreniyor ama sormaktan önceden da icap ediyor. Kalkılıyor, namaza duruluyor. Ne olduğu da bilinmiyor. Hanımlar şey çok defa yani, bana anladınız. Böyle sordular ki ne yaptık? Yani önce namazı kıldık, arkasından bir daha bir şey kıldık. O ne oldu diye. Yani cenaze olduğunu falan hiç bilmiyorlar. O yüzden demek ki... Hazır buradayken gelen sorulardan bir tanesi de kadınlar cemaatle namazı nasıl kılar? Ya. Yani onu da gösterelim ama reklamlardan sonra diyelim. Peki, olur mu? Öyle edelim. Kısa bir ara, siz ayrılmayın, reklamlardan sonra yeniden birlikteyiz. Peki efendim. Evet, Cuma sohbetleri devam ediyor. Hocam izleyicilerimiz çok teşekkür ediyorlar. Özellikle hanım izleyicilerimiz. Biz cenaze namazını kadınlar kılmaz biliyor idik. Hocamızdan öğrendik. Şimdi bundan sonra cenaze namazlarını biz de kılacağız diyorlar. Gayet güzel, doğrudur. Evet. Niye kılmasın? Evet. Yani düşünün ki bakın teyemmüm geldim. Cuma namazına duruluyor. Abdestim de yok. Abdest alayım filan desem cuma namazı kılınacak. Ne yapayım? Teyemmüm yapayım mı? Yok, yapamazsın. Niye yapamam? Cuma'ya yetişmezsen Cuma'nın yerine öğle namazını kılarsın. Ama bu cenazede öyle değil. Geldim ki cenazeye duruyorlar. Abdest alayım desem halk beni beklemeyecek. Cenaze kılınacak. Ben de mahrum olmak da istemiyorum. Hemen teyemmüm eder. O çok kolay. Çünkü teyemmüm nedir? Şöyle iki vurdum, yüzdüm. İki de bu bitti. Hemen yetiştim. Cenazeye yetişti, namaza yetişti. Cenazede yapabilirim bunu. Teyemmüm yapabilirim. Bayram namazında yapabilirim. Ama cuma namazında yapamam. Peki. Yani bu kadar önemli. Hanımefendiler, hasta ziyaretine gidiyor olsak münasip bir hediye ile gideriz değil mi? Ölüye olan ikramımız bir fazla kişinin rahmet okuması ve cenaze namazını kılmasıdır. Peki kadınlar cemaatle nasıl namaz kılarlar? Özellikle nasıl saf tutarlar? Biraz sonra onu inşallah uygulamalı göstereceğiz. Olsun Bey, onu da yapalım. Ama telefonlarımız var hocam, onu alalım ondan sonra. Peki. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Hayırlı günler. Hayırlı cumalar. Sağ olun. Evet, benim izliyorsunuz programı. Olacaktı. İzliyorsunuz. Hemen sorayım size, cenaze namazı kıldınız mı daha evvel hiç? Hayır. Kılmadınız. Peki. Hayır. Az önce izlediniz değil mi siz de? Evet, evet. Tamam. Hemen sorunuzu duyalım o halde. Ben 2002'de evlendim. 2002'de evlendikten sonra eşimin en yakın biriyle beni aldattığını öğrendim. Evet. Şu 4 seneye kadar birinde söylemedim. 4 sene sonra söyledikten sonra kayınvalidem iftira attığını söyledi benim. Hiçbiri inanmadı bana ama eşimin en yakın kişi olduğu kişi abisinin hanımıdır. Abisinin hanımıyla aldattı beni. Hiçbiri de inanmadı bana. O kişinin çocukları beni tehdit etti. Seni babama söylersen annemi seni öldüreceğiz falan diye tehdit ettiler beni. Ben de onları mahkemeye verdim. Hocam ne kadar doğru ne kadar yanlış onu öğrenebilir miyim? Evet. Esas soru neydi son kısım? Hocam ben de mahkemeye verdim diyor. Evet. Özellikle çocukları tehdit etmişler hanımefendiyi bu durumdan dolayı. Ben de kendilerini mahkemeye verdim. Doğru mu yaptım diye soruyor. Mahkemeye ne için veriyor? Tehdit ettikleri için. Tehdit ettikleri için. Tabii haklı. Yani o tehdit var. Canına, malına zarar verme tehdidi var. Burada dağ başı değil ki. Allah devletimize zeval vermesin. Aha. Ey devlet beni koru. Böyle bir tehdit karşısındayım demesi de makuldür, normaldir, meşrudur yani. Doğru. Evet. Ama hocam kayınvalidem hiç inanmadı bana yani. Oğluma iftira atıyorsun dedi. Gelinime iftira atıyorsun dedi o taraf için. Abisinin hanımıyla aldatmıştı beni. Yani ben evlendikten sonra öğrendim. Daha önce neden söylemedin dediler bana. Yani ben de söyleyemedim yani. O zaman söyleseydim tekrar gene inanmayacaklardı. Ben de sonradan söyledim. 1,5 ay annemin yanına gittim ben. Bırakıp gittim hocam. O zaman neden gittiğimi sorguladılar. Niye için gittiğimi, iftira attığımı, köyde yaşıyorum hocam. Köyde işinden kaçtığımı söylediler.
Ama o tarafı ya da oğlunu hiç sorgulamadılar, hiç sormadılar. Neden yaptın, neden gelinim neden yaptın diye hiçbirini arayıp da sormadılar hocam, karşılaştırmadılar. Evet. Tabii bu noktalara gelmeden önce çare bulunabilse çok iyidir. Dinimiz bakın bu konularda ne diyor? Şuyu o vukuundan beter diyor. Yani şuyu o vukuundan beter. Her konuda iki şahit isterken bu konuda dört şahit istiyor. Dört şahit istiyor. Dört şahit nikah düşen erkekle kadını bir odada gördük. Yetmez. Bir yatakta gördük. Yetmez. Dördü de adil kişi olacak. Apaçık görecek. E bu da zor. Olmaz bu. Öyleyse söyleme diyor. Bunu Allah ile kendi arasında kalsın. Allah ile kendi arasında kalsın. Bunu ya ispat edeceksin ya da söylemeyeceksin. Hocam eşimin kardeşi biliyor. Kişinin mesajını yakaladım ben. Eşime yazdığını. Küçük kaynıma gösterdim ben. Böyle mesaj gelmiş. O kendisi gördü. O da ablasına, kız kardeşine falan söylemiş. Hani benim için doğru olduğunu, doğru söylediğimi söylemiş. Ama sonradan da şey yapmadılar yani. Yalana çevirdiler hocam. İşte üzerini örtmek ve onu vazgeçirmek herhalde en güzel yol öyle olsa gerektir yani. Peki teşekkür ediyoruz aradığınız için. Konya selamlar. Yıkılan bir yuva hocam. Tabii yine. Efendim. Olan aileleri oluyor. Tabii ya. Büyük oluyor. Sıkıntı bunlar tabii. Doğru. Ki aileler içerisinde. Hocam Twitter üzerinden gelen sorularda buna benzer sorular var ama biraz sonra geçelim. Bu arada ben de arada Twitter'a bakıyorum. Sitemeden arkadaşlarımız var. Niye bizim sorularımız okunmuyor diye. Lütfen biraz daha sabır diyelim. Söz vermiştik. Cemaatle kadınlar nasıl namaz kılar, nasıl saf tutar? Onu önce uygulamalı gösterelim, sonra dönelim Twitter'a. Peki, madem öyle. Telefonum bekliyor. Peki, o zaman görüyorsunuz bir telefonumuz daha varmış. Tamam. Bir telefon daha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar efendim. Hayırlı cumalar. Buyurun efendim. Ben 4 sene önce hem imam nikahı hem de resmi nikahı kıydım. Evet. Fakat biz bundan 6 ay önce bir ayrılık yaşadık. Hani evimizi ayırdık sadece. Evet. Size sorum şu, imam nikahını tazelemek gerek mi? Evet. Şimdi bir ayrılık yaşamışlar. Ayrıldılar. Bir dönem. Evet. Yani siz herhalde kavga ettiniz, küstünüz. Evet. Bir ayrılık yaşadınız ama boşanmadınız. Resmen boşanmadınız. Evet. Sonra da barıştınız. Sonra da barıştınız. İmam nikahını tazelemek gerekir mi? O zaman yeniden nikahı tazelemeye gerek yok. Tamam. Gerek yok. Evet. Doğru. Gerek yok diyor hocam. Tamam efendim. Teşekkür ederim hocam. Peki Ayşe Hanım, teşekkürler. Evet. Sizi tekrar alalım mı biz buraya? Ha? Hadi bakalım buyurun hocam. Hadi zahmet. Bir zahmet sizi tekrar ben alayım buraya. Kadınlar cemaatte nasıl saf tutar? Ya. Cemaatte namaz kılarken. Ahmet abi neredesin? Ahmet abiyi de alalım. Sizi yine de alalım onlar, hocam. Deminki arkadaşlar yine zahmet buyurun, etsinler. Sizi de alalım buraya. Şimdi demek bak erkek safları önde, hanımlar da arkalarda. Yan yana olmaz değil mi hocam? Yan yana olmaz. Erkeklerle kadınlar yan yana saf tutamaz. Yan yana saf tutamaz. Erkekler önde, hanımlar peki arkada. Ne kadar arkada olacak hanımlar? Normal saf da olabilir. Evet. Normal saf. Tabii evet. Öyle. Tamam. Peki şimdi ben imamım. Diyelim ki namaza durdum. Hangi namaza durayım? Hadi öğlen namazını kıldıracağım size. Ben ne yaparım? Bakın niyet ettim ya Rabbi senin rızan için öğle namazını kılmaya ve bana tabi olanlara imam olmaya diye ben imamın limen tebaani diye niyet ettim. Şimdi ben tekbir aldım, ellerimi bağladım, Sübhaneke'yi okurum. He? Hocam öne doğru dönebilirseniz, anlatacağım. Yok, görüyor zaten. Öyle mi? Evet. Şimdi niyet ettim ya Rabbi senin rızan için öğle namazını kılmaya, ene imamun limen tebiani, bana tabi olanlara da imam olmaya, evet. Allahu Ekber, ellerimi bağladım. Cemaat de bağladı, aynen. Hanımefendilerinki elleri göğüslerinde. Ben Sübhaneke'yi okuyorum içimden. Bunlar cemaat de okuyor.
Aynen bak burada hepimiz aynıyız. Sübhaneke dua. Demek Sübhaneke duası da çok önemli bir duaymış. Ha? Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü, huzura girdim. Allahu Ekber diyerek huzura girdim. Sübhaneke'yi okudum. Arkasından ben imam Euzü Besmele çektim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Bu cemaat dedi mi bunu? Demediler. Onlar dinliyorlar. La teşbih ve la temsil tam bir teşbih değil de Vali Bey'in huzuruna gittik bu ekiple. Peki şimdi herkes Ahmet Bey bir konuşuyor, beyefendi bir konuşuyor, Muhsin Bey, hanımlar böyle olmaz canım ya. Ya biz susuyoruz olmaz. Yani huzurda. Ya ben onların sözcüsüyüm Vali Bey. Meselemiz şudur, onun için geldik. Onlar da doğru, onlar bir takip ediyorlar. Yani Rabbimizin huzurunda demek ki imam ben ayetleri okuyorum, onlar dinliyorlar. Onlar yani işte burası önemli. Bizim hanımlar bunu soruyorlar. Ne yapacağız? İmam böyle namaza durdu. Biz böyle sükut duracak mıyız? Yoksa biz de elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim okuyacak mıyız diyorlar. Demek ki sükut duracağız. Sadece Sübhaneke'yi okuyacağım. Ama rükua vardım. Evet. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim diyeceğim. Semiallahu lümen hamide. Ben imam olarak böyle dedim. Hamd edenin hamdini işiten Rabbim. Semiallahu lümen hamide. Cemaat ne diyor? Rabbena ve lekel hamd. Rabbimiz hamd sanadır. Onlar da öyle diyor. Ben secdeye gidiyorum. Secdede 3 defa, en az 3 defa. 5 de diyebilirim, 7 diyebilirim, 9 diyebilirim. Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala. Aynen bunlar da diyorlar bunu. Değil mi? 2. rekatta böyle. Tahiyyata oturuyorum. 2. rekatta sonra oturdum. Aynen ettahiyyatü'yü ben okuyorum. Bunlar da okuyorlar. Peki 3. 4. rekatlar böyle cereyan etti. 4. rekattan sonra oturdum. Ettahiyyatü'yü okudum. Salli bari'yi okudum. Rabbena'yı okudum. Bilirsem Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yevmukumul hesab. Rabbi calni mukimes salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Bu duaları da okudum. Ondan sonra sağa selam, sola selam veriyorum. Evet. Bu madem ayaktayken Allah bir şey daha söyleyeceğim. Evet, evet. Şimdi bakın bilhassa umreleri maşallah milletimizin evladı çok yapar oldu. Suudi Arabistan'a çok gidip gelmeler başladı. Bilhassa o Harameyn'in imamları cuma gün sabah namazında secde ayeti geçen ayetleri okuyorlar. Efendimiz de böyle yaparmış. Şimdi bizim imamlar okumuyor mu? Bizim imamlar okuyorlar da cemaatimiz şaşırmasın diye onu rekatın bitme sırasına getiriyor. Ayrıca secde yapmaya gerek olmuyor. Onlar ise şimdi eğer o tilavet secdesi ayetini okuduktan sonra en az 3 ayet daha okuyacak isem doğrudan secdeden hemen secdeye gidiyorum. Ayaktayken rükua gitmeden Allahu Ekber diye secdeye gittim. İşte burada bizimkiler şaşırıyor. Ya bu nasıl oldu ya? Bu imam rükua gitmeden secdeye gitti ya. Şaşırdı imam ya. O Harem-i Şerif'in, Kabe'nin imamı şaşırdı. Kabe'nin imamı şaşırmadı. Kabe'nin imamı doğru yaptı ama biz öğretmedik. Evet. Kadınlarımıza öğretmedik. Yani demek ki uyanık olmalı, tilavet secdesi yapılabilir. Ondan sonra tekrar secdeyi yapıyor, kalkıyor, kaldığı yerden devam, sonra rükua gidiyor, secdeye gidiyor. Peki. Teşekkür ederiz. Biriniz kalsın, siz geçin lütfen. Hocam bir şey soracağım ben de. Arayamam. Peki. 1 dakikalık bir aramız var. Çok kısa 1 dakikalık ara. Az sonra birlikteyiz. Evet, yeniden birlikteyiz. Reklamlardan sonra hocam şunu hemen sorayım.
Telefonlarımız var çünkü. Diyelim siz şimdi cemaatle kadınlar nasıl namaz kılar gösterdiniz. Diyelim ki hacı amcamla ikisi kılacaklar. Kimse yok cemaat olarak. Tamam. Hacı amcam var. Hacı teyzem de cemaat olacak. Evde cemaat de kılmak istiyorlar. Peki hacı annem nerede duracak? Saf olarak nasıl duracaklar? Diyelim ki evet. Siz hacı ağabey oldunuz. Evet. Siz böyle biraz şöyle tamam. Evet. Siz tamam gayet güzel. Ha, yine aynı şekilde arkada duracak. Arkada duracak. Yan yana durmuyor. Yan yana durarsa namaz gitti. Peki çocuklar hocam? Çocuklar da safa katılmak isterse? Çocuklar evet. Erkek çocuklar. Erkek çocuklar önde. Kız çocuklar arkada. Kızlar da annesinin yanında. Annesiyle beraber. Tamam. Yani erkek çocuklar erkek cemaati gibi saf öyle, tutacak. Öyle kızlar da öyle olur. Kadınlar. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Sağ olun. Buyurun hocam. Telefonumuz mu var? Ama bunu kaçırmamalı. Bu önemli. Evet. Bakın kabul edelim ki 5 vakit namaz camiye gidemiyoruz. Uzak şehirlerimiz imkanlar öyle oluyor camiye çok defa. Evde cemaatle namaz kılmayı fırsat bilmeli. Yani 1 liramız yere düşse gözümüz yerde oluyor. Cemaatle kılınan namaz yalnız başımıza kıldığımız namazdan 27 derece daha faziletlidir. Öyle olunca bu sevabı niye kaçıralım? Hakikaten cemaatle namaz kıldığımızda ayrı bir mutluluk, ayrı bir feyiz hissederiz. Ayrıca da ben şahsen bak çocuklar da cemaate iştirak edecek. Kızım hadi bakayım bugün Amene Resulü'yü sen oku. Kız ondan mutluluk duyacak. Ha ne güzel hat. İşte eğitim de bu, terbiye de bu. Oğlum hadi bugün Lev Enzelna'yı sen oku oğlum. Günün birinde de ya yatsıdan sonra hep Amene Resulü'yü okuyoruz. Sabah namazından sonra, akşam namazından sonra Lev Enzelna ayetlerini okuyoruz. Niçin okuyoruz acaba ya? Bunun da bize verdiği bir mesaj var mı? İşte en güzel eğitim Muhsin Bey. Evet. Hocam Twitter'dan birkaç soru aktaralım. Tabii. Sistem ediyorlar çünkü. Dilara Hanım sormuş. Dedemiz mide bulanmasından hastanede vefat etti. O vesile hastaneye gitmiş. Hastanede vefat etti. Bir hata mı yapıldı? Kendimizi yiyip bitirdik. Kader midir? Ölüm günü doğuştan belli midir? Evet. Ecel diye bizim bir inancımız var. Yani elbette doğum var, ölüm de olacak. Yani neden öldü? Neden öldü? Niçin öldü? Doktorun başına bela olma. Ya ölüm de haktır. Feiza ca'e eceluhum la istahiruna sa'aten ve la istakdimun. Ecel gelince ne bir an ileri ne bir an geri gitmez. Yani elbette yani bir doktorun hatası, ihmali var mı? Araştırırım ama vesvesliğin de yeri yoktur. Vesveseye gerek yok diyorsunuz. Yani doktor dağ başı değil ki uzman doktor. Biz ona teslim olduk. Yani ölüm bellidir değil mi hocam? Yani ölüm günü belli. Bellidir. Kaderde. Tabii. Bellidir. Ama ben her türlü tedbirimi almam icap ediyor. Yani Allah devası olmadık dert indirmemiştir. Tedavi olununuz. Allah'ın verdiği şu vücudu, sağlık nimetini korumak bu nimetin şükrüdür. Bu da hastalanmazdan önce hastalanmamak için koruyucu hekimlik. Hem ona uymalıyım hem de hastalandıktan sonra tedavi olmak, müdavi hekimlik. Her ikisine de. Yani ecel geldiyse yapacak bir şey yok. Ecel gelmediyse ne yapsanız boş. Ecel hocam bir örnek vermiştiniz. Paraşütle atlayan bir askere. Ecel gelince misiniz? Bahane bol. Evet. Toprakta başlar. Toprakta biter yol. Öyle. Yani şunu demiştim. Değerli bir profesör. Hakikaten gencecik bir oğlumuz. Yani tedavisinde zorlanılan adını söylemeyeyim bir hastalıkla geldi. Ama hepimiz seferber olduk. Hemşireler, doktorlar tedaviye olumlu cevap verdi. Biz de çocuk gibi seviniyoruz. Bir akşam vakti hemşire hanım telefon ediyor. Hocam Ahmet öldü. Kızım ne oldu? Ahmet'e ne oldu?
Ahmet'i tedavi ettik diye seviniyoruz. İyileşmişti hani. İyileşmişti. Ne oldu Ahmet'e? Hocam ambulansla evine gönderdiydik. Orada trafik kazası oldu da o öyle öldü. Allah Allah. Şu işe bakın. Yani görüyor musun? Bir başka hatıra yani asker oğlumuz paraşüt açılmıyor, yere çakılıyor. Tabii üstte hemen kaygılı kaygılı. Ölmüyor yani. Ceylan gibi Evet. Bir askerin ölüsüyle karşılaşacağım diye. Allah Allah ölmemiş ya asker. Bağdaş kurmuş, komutanım bana bir sigara ver. Normal olarak er komutandan sigara ister mi? Değil mi? Eşin şokunda demek. Komutan da diyor ya bu çocuğu bir memleketine gönderelim bir dolaşsın gelsin yani filan. Giderken trafik kazasıyla. Yani paraşütle atlıyor, paraşüt açılmıyor, ölmüyor, düşüyor. Fakat kaza oluyor, kazayen vefat ediyor. Yani ecel demek gelince orada gelmiş. Bahane bol, toprakta başlar, toprakta. Sizin bununla ilgili mi bir şey soracaksınız? Dur, mikrofon yok, mikrofon yok, bir saniye. Konuyla ilgiliyse hemen kısaca alayım. Evet, hocam dün toplantıdaydık. Dediler ki insan hani öldüğü gün, doğduğu gün ölürmüş. Acaba yok, doğru mu? Öyle, dün öyle konuştum. Öyle ben dedim şey yarın gideceğim sorarım yok, hocamıza dedim. İlla doğduğu gün ölür diye bir şey yok. Öyle Eceli konuşuldu. Gelince ölür. Şimdi sırası Eceli kim belirler? Allah belirler. Yani, biz biliyor muyuz? Biz bilmediğimize göre biz yaşama çarelerini, tedavi yollarını araştırırız. Tamam, evet, peki teşekkür ediyoruz. Hocam Burhanettin Bey'in sorusu var. Telefon mu var? Kısaca hemen şu soruyu aktarayım ondan sonra. Hocam aylardır iş bulamıyorum. Kısmetim mi kapalı yoksa Rabbim benden daha çok mu dua bekliyor? Ne yapmalıyım diye soruyor Burhanettin Bey. Kısmeti kapalı diye bir şey yok. Kısmetini bekliyor. Kısmeti onu bekliyor. Nasibüke yusibüke velev kâne tahtel cibal. Nasibin dağların altında da olsa seni bulur. Evet. Allah rezzakı alemdir. Yeter ki biz teşebbüs edelim, çaresine bakalım. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Telefonumuz var. Buyurun. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar. Aleykümselam. Çorum arıyor. Buyurun. Hocam şu anda Şırnak'ta misafirlikte olarak bulunuyorum. Evet. Hanefi mezhebine tabiyim. Buradaki insanlar Şafii mezhebinden olduğu için arkalarında cuma namazı kılabilir miyim? Veya cemaatle namaz kılabilir miyim? Evet. İyi olur tabii. Aynen Şafii kardeşlerimizin imamın amma cuma namazı, amma diğer namazlar. Siz onların arkasında namaz kılabilirsiniz. Onlar sizin arkanızda kılabilir. Hiçbir fark yoktur. Evet. Var mı başka sorunuz? Anlıyorum hocam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Hocam kurbağa üretimi ve satışı caiz midir diye soruyorlar. Efendim Kur'an ve sünnette delil var mı? Ona bakarız. Kurbağa üretimi ve satışı ile ilgili Kur'an ve sünnette delil yok. Peki şu iki şeyi düşünürüz. Kurbağanın yenilmesi helal mı? İki, mal sayılır mı? İslam ulemasının çoğunluğu ve yuharrimu aleyhimul habais, pis şeyleri Allah size haram kılar ayetine bu kapsama girdiriyor. Kurbağa eti haramdır diyor. Ulemanın çoğunluğu ayetin bu kısmına girdiriyor. Allah pis şeyleri size haram kılar. Yani bu da pis görülüyor ve haramdır diyorlar. Mal mıdır? Mal da sayılmaz. Ama bunu mal sayan gayrimüslimlere satılabilir. Gayrimüslimlere satmak için de üretilebilir. Yani gayrimüslimlere satılabilir, üretilebilir ama Müslümanlar için... Onlar mal sayıyor bunu. Onlar bize mal saydığı için. Bize göre mal da değil. Evet. Ve pis olduğundan da yenilmesi helal değil. Evet. Ama kurbağaya talep var. Diyelim ki birileri kurbağa satarsan alacağım diyor. O maksatla gayrimüslimlere satayım diye üretebilirim ve satabilirim. Peki. Telefonumuz var. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Buyurun efendim. Benim
yabancı gayrimüslim bir sevdiğim var. Ama hani ben dua ediyorum böyle inşallah bir gün Müslüman olur diye. Ne yapabilirim yani, dua etmek doğru mu onun Müslüman olması için? Kaç yaşındasınız Kübra Hanım? 20. 20 yaşındasınız. Hı-hı. Müslüman olmayan bir erkek arkadaşınızdan bahsediyorsunuz. Nereli? Memleketi evet. Olarak nereli? Güney Amerika. Güney Amerikalı. Evet. Evet. Hı-hı. Onun için dua ediyorum Müslüman olsun diye. Kendisi diyor. Müslüman değil ama hani Müslüman olmaya da meyilli. Ama hani yetiştiği ortamdan dolayı. Evet. İster istemez hani yabancı olduğu için şey yapamıyor da, dinini de değiştiremiyor. Hı-hı. Yani evlensek evlenemeyiz. Hesabı dinde bayanın, Müslüman bir bayanla Hristiyan bir erkeğin evlenmesi de caiz değil diye biliyorum. Ne yapabilirim? Peki siz konuştunuz mu bu meseleyi ciddi ciddi? Yani acaba düşünüyor mu evlilik? Evet. Düşündüğünüzde Müslüman olurum dedi mi? Hı-hı. Ya da diyor mu? Düşünüyor mu? Sıcak bakıyor mu? Ya o meyilli ama ailesi hani istesem Hristiyan olduğu için hani pek şey bakmıyor. Evet. Yani o zaman hocamızdan öğrenelim. Müslüman bir kız gayrimüslim bir erkekle evlilik gerçekleştirebilir mi hocam? Hanım kızımız doğru biliyor. Müslüman bir hanım, Müslüman olmayan bir erkekle evlenmelerini dinimiz onaylamıyor. Buna izin vermiyor. Bu caiz değildir. Ama kızımız bu delikanlının Müslüman olması için dua ediyorum, edebilir. Bakın sevgili Peygamberimiz, ya Rabbi İslam dinini şu iki Ömer'den biriyle aziz eyle diye dua etti. Kim o iki Ömer kim? Biri Hattab oğlu Ömer, biri de Ebu Cehil. Yani ama bu şeref Hattab oğlu Ömer'e, hatta işte şeye varmıştı bu kız kardeşinin eniştesinin evine vardı. Duydum siz Müslüman olmuşsunuz. Nasıl Müslüman olursunuz diye sille tokat hatta eniştesine girişti. Habbab Hazretleri de onlara Kur'an öğretmeye varmış idi. O gizlenmişti. Böyle ne okuyordunuz hele elime verin. Okudukları ayetleri eline aldı. Okurken Hattab oğlu Ömer değişmeye başladı. O Habbab İbni Eret dedi ki, Ömer dedi, dün peygamberden bu duayı işitmiştim. Ya Rabbi iki Ömer'den biriyle İslam'ı aziz eyle, bu şeref sana nasip oldu. Tebrik ederim Ömer diye o da bunu ifade etmişti. O yüzden kızımız o delikanlının hidayete ermesi için dua edebilir. Asıl da kendisinin güven telkin eden, sevecen davranışları asıl delikanlının belki hidayete ermesine İnşallah o sebep olacak. Var mı başka sorunuz Kübra Hanım? Müslüman olmasına duada ediyorum. İnşallah ben hani vesile olurum başkalarının da. İnşallah ama Müslüman olmasına. Ama güzel kızımız bakın, eğer delikanlı hür iradesiyle eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh demedikçe böyle bir nikaha yaklaşmamalı. Yani formalite icabı değil, hür iradesiyle, gönülden inanarak bunu demeli. Demeli. Ama ibadette kusuru olurmuş. O da işte kızımıza bağlı. Peki. Bazen oluyor ki oğlumuz evleniyor gayrimüslim hanımla. Oğlumuzla bir şey olmadığından elin kızına da bir şey veremiyor yani. İyi örnek olamıyor oğlumuz. Evet, peki. Teşekkür ediyoruz Kübra Hanım. İyi günler. Sağ olun. Hocam Eren Bey sormuş, tesettürlü bayanların pantolon giymesi günah mıdır? Pantolon giyip üzerine dizlere kadar bir şey salınsa uygun olur mu? Dinen caiz midir diye soruyor. Muhsin Bey, tesettürde iki önemli unsur olacak. Bir, görülmesi helal olmayan organı örtecek. İki, hacmini belli etmeyecek. Yani son derece yapışık olur da hacmi belli olursa o da tesettür sayılmaz. Peki. Yine kısa bir aramız var. Reklamlardan sonra birlikte olacağız.
Evet, telefonlarla devam edeceğiz. İzleyicilerimizin soruları var. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun diyelim. Buyurun. Buyurun efendim, yayındasınız şu anda. Alo. Buyurun. İyi günler efendim. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Size de inşallah. Buyurun Mahmut Bey. Ben Gaziantep'ten arıyorum Muhsin Bey. Evet. Sağ ayağımda bir akıntı var. Buna lenfomat diyorlar. Yani plastalı mahalle olarak. Evet. Beş vakit namazımı kılarken bu akıntı devam ediyor. Evet. Sürekli abdest almam mı gerekir? Yoksa bir abdest yetiyor mu? Cebedi iki üç vakit kılıyorum namazla. Şimdi bu... Evet. Bir de bu bir tıp bilimde, bu tıp bilimde buna şey diyorlar, test cüspetlerinin akıntısı. Bunun bu abdestine de bir etkisi olur mu, zararı olur mu? Bunu sormak istiyorum Sayın Hocam. Peki, teşekkür ediyoruz. Televizyondan takip edin lütfen. Geçmiş olsun efendim. Tamam efendim. Evet. Evet, Cenab-ı Hak şifa ihsan etsin. Biz fıkıh dilinde buna sahibi özür deniliyor. Nasıl olacak? Namaz vakti girince abdest alacak. İkinci namaz vaktine kadar başka türlü abdest bozan bir hal olmadıkça o abdest geçerli olacak. Diyelim öğleyin abdest alacak, ikindiye kadar geçerli. İkindide abdest aldı, akşama kadar geçerli. Akşam aldı, yatsıya kadar geçerli olacak. Gusül için de tamam, tepeden tırnağa yıkanmasıyla, ağza burnuna su vermesiyle iş tamamdır. Mesele geçmiş yok, olsun. Tamam. Allah şifalar versin. Tabii. Diğer telefonumuzu alalım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Bursa arıyor bu kez. Buyurun efendim. Evet. Cuman mübarek olsun. Sizin de mübarek hocam olsun. Evet. Hocam sorum olacaktı. Ben 37 günlük yol kuruyorum. Bazen vesvese geliyor bana. İşte bana Rabbim ne yaptı? İşte bu şeyden imanını bana ver gibi. Hep böyle bir işte vesveseler geliyor ve çok korkuyorum. Hep acı çektiği gibi böyle. Hep böyle sonradan tövbeye giriyorum. Böyle bir insan değilim asla. Önceden çok böyle imanlı Yasin okuyan bir insandım. Bu okuduktan sonra bayağı bir çok şey oldu. İmanım zayıf gibi geldi bana. Hep de hocama şunu soracaktım. Kırklıyken çok dışarıya çıktım. Yani kırkız çıkmadan dışarılara falan çıktım. Acaba bundan olmuş olabilir mi diye düşünüyorum. Ne tür vesveseler, telefondan tam anlayamadım. Ne tür vesveseler? Ne tür vesveseler? İmanını bana ver. İşte karabasanlar olsun. İmanını bana ver. İşte Rabbim tanıma yaptı. İşte imanını bana ver. Hep böyle sürekli vesveseler geliyor. İşte imandan çık. Hep böyle sürekli şeyler geliyor. Rabbim ne yaptı sana? İşte böyle çok böyle çok değişik böyle şeyler ve sesler geliyor. Sonra besmele çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Allah'ım sen beni koru diyorum. Çok korkuyorum yani konuda. Evet. Gece ve karabasanlar basılıyor. Hanım kızım. Yani kırklı olduğum zaman yani kırkıp çıkmadan evden dışarıya çıktım. Acaba ondan mı geçiyorum? Hani büyüklerimiz derdi ya kırklı kırklı dışarıya çıkmaz diye. İmanımı kaybetmekten korkuyorum yani. Hanım çünkü kızı. Hanım kızı. Bak şimdi senin kale gibi imanın var. Sen öyle imandan çıktın mı ola diye bu kaygın var ya. İşte bu kaygın bile imanının belgeselidir. İmanının delilidir. O yüzden sen şu vesveseliği atacaksın. Acaba benim imanım gitti mi ola? Ben, hocam çok böyle sözünüzü kestim. Çok vesvese geliyor. İşte Rabbim sana ne yaptı? İşte seni sevmiş olsaydı üzerimize kızım. Sorunlarla karşılaştım. İşte Rabbim seni sevseydi şöyle yapardı. Hep böyle sürekli kafamda vesvese. Sonra Bismillahirrahmanirrahim diye. Hep bunları atlatmaya çalıştım. Ama bayağı da bir korkuyorum yani. Bizimle çok karabasanlar bekliyor hocam. Benim ne yapmam gerekiyor? Daha kırkın çıkmadı. Yavrum. Bir de büyüklerimiz derdi ya kırklı kırın dışarıya çıkmaz diye. Böyle bir şey var mı hocam? Yani kırkım çıkmadan dışarı çıktım ondan mı oldu? Öyle bir şeyler yok. 40, 50 böyle bir şey bir lohusalığın süresi olarak 40 var. Onun dışında nasılsa evden yani çıkmaz, hakikaten ben çıkamaz. Bunu çok duyuyorum. Evet. Yani 40'ı çıkıncaya kadar bebek de dışarıya çıkmaz. Lohusa hanım da dışarıya çıkmaz. Böyle bir düşünce. Yoksa al basar, kara basar, ne al basması var, ne kara basması var. Yani bunlar olabilir ki işte
bu söylendikten sonra var ya, psikolojik olarak etkilenmiş psikolojik oluyoruz. Nasıl sökeceksen sök evet, onu evet. içeriye yani. Yani bunlar gerçeği ifade etmiyor. Dinen de böyle bir şey söz konusu değil. Dini de değil, tıpta da yok ama demek ki kişi aklına böyle bir şey girdikten sonra onu çıkarmak mesele oluyor. Yani anlatırlar ya Mimar Sinan diyorlar ki bu minare eğri diyorlar yani minare eğri. O zaman gelin öyleyse doğrultalım. Hadi ipi atıyorlar çekin doğruldu mu? Doğru tamam işte doğru. Minare gerçekten eğri değil akıllarında eğri. Yani şimdi al bastı kara bastı. Acaba kırkım çıkmadan dışarıya çıktım ondan mı? Yani vesveselik de bir ruhi rahatsızlıktır. Ellezî yüvesvisü fî sudûrin nâs. Minel cinneti ve nâs. İnsanlardan ve cinlerden, gönüllere vesvese verenlerin şerrinden sana sığınırım diye Allah dua öğretiyor. Peki. Yani demek ki buna hiç itibar etmemeli. Benim imanım gitti mi? İmanını ver diyorlar, deniliyor bana. İmanın kale gibi yerinde duruyor. Peki. Hiçbir şey olmadı. Teşekkür ya. Ediyoruz. Bursa'ya ha. selamlar. Murat Bey de hocam bu evden çıkmama ile ilgili başka bir soru. Yakın zamanda babam Hakk'ın rahmetine kavuştu. Annem için 4 ay evden çıkmamalı diyorlar. Var mı böyle bir şey? Öyle bir şey yok. Ya biz bunları nereden aldık acaba? Niye böyle? İyi mi? Yani yani bu hocam, böyle bir şey var da bunlar? Sağır duymaz benzetir derler. Vur deyince öldürme. Yani, burada da bir 4 ay var işte. Yani orada 40 gün var, burada 4 ay var. 4 ay 10 gün evlenemez, nikahlanamaz. İşte o eşinin hatırasına saygı göstermesi. Yani tutup da mesela komşular toplanmış oturuyorlar, o da oraya katılamaz mı? Yani durmadan evde matem mi tutar? Evet. Değil yani. Evet. Peki. Hocam, stüdyo konuklarımızın da bir iki sorusunu alalım. Bu arada öğrenci arkadaşlarımız da var. Siz dua mı isteyeceksiniz? Evet. Buyurun. Ayağa kalkın isterseniz. Aha. Görsünler sizi. Evet. Hocama dönün. Hocam merhabalar. Merhaba efendim. Ben KPSS öğrencisiyim. Sosyal bilgiler öğretmeniyim. Bu yıl sınava hazırlanıyorum. Benim için dua eder misiniz? Sizin için de emsaliniz öğrencilerimiz için. Evet, benim gibi birçok öğrenci var hocam. Evet. Cümle arkadaşlarınızı Yüce Rabbimiz aziz milletimize hayrul halef eylesin. Her türlü imtihanda başarılar nasip eylesin. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Ama önce çalışmak şartıyla diyorsunuz değil mi hocam? Çalışıp dua isteyeceğiz, dua edeceğiz. Evet, çalışırız. Tabii, sadece dua değil. Sadece dua iki türlüdür. Bir dil ile olan dua, bir de fiilen olan dua. Önce tohumu ekerim, sonra dua ederim. Önce doktora giderim, sonra şifayı Allah'tan beklerim. Doktora gitmeden, sebebine yapışmadan şifa beklemek olmaz. Evet, evet hocam. Hem teşekkür ederim hocam. Disiplinli başarılar bir şekilde diliyoruz. Çalışacağım. Hanımefendinin bir sorusu ondan vardı. Ondan sonra da başarı bekleyeceğiz. Yakın tutun mikrofonu. Hocam ben abdest aldığım zaman çabuk hasta oluyorum. Astım hastası olduğum için... Hani burnumu, ayaklarımı ıslandığı zaman çabuk hasta oluyorum ve namazımı da bırakıyorum. Yani eğer doktorumuzla da görüşün, hakikaten size zarar veriyorsa o zaman... Hani nasıl abdest alabilirim? Su dokundurmazsınız. Evet, teyemmüm. Peki, teşekkür ederim. Hayır, hayır, buruna su mu dokundu? Yani teyemmüm edeyim evet. diyor. Yok, teyemmüm değil. Değil. Su vermez veya mesela daha ayağım da ıslandığı zaman zatürreye kadar gitti hastalığım. Hmm. O zaman yıkamazsınız. Ayağınızı yıkamaz, mesedersiniz. Tamam, mesedim. Teşekkür Doğru. ederim. Buyurun. Hocam, hayırlı cumalar. Hayırlı Hangi cumalar. İnsanların... Heyecanlandım, unuttum hocam. Ya... Hangi insanların amel defteri kapanmaz? Güzel bir soru. Yani milletimiz için inşallah öğretici olur. Böyle bir hadis-i şerif var. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, 3 kişinin amel defteri kapanmaz. Hayır eser bırakan, sadakayı cariye diyoruz. İşte milletimiz bunu öyle benimsemiş ki, bakın yani...
tarihi yapılarımızın iki hedefi var. Bir, yaratana tazim. İki, yaratılmışa şefkat. Yani bu duyguyla biz Anadolu coğrafyasını vatan haline getirmişiz, imar etmişiz. Demek ki sadakayı cariye, hayır eserleri, okul, yol, köprü, çeşme, hastane, cami, bunlar demek ki sadakayı cariye. İki, hayır dua eden, evlat yetiştiren kişi hayır dua edecek. Baba gitmiş, ana gitmiş ama evlat topluma öyle faydalı oluyor, millet de dua ediyor. Yani o kişi için dua ediyor. Ananın, babanın amel defterinin kapanmamasına bu hayırlı evlat sebep olmuş oluyor. İlmi eser, ilim bıraktık. Bir şey öğrettiniz. O öğrettiğiniz şeyle de insanlar yaşıyor. Tamam işte. O öğrettiğiniz şey yaşadığı sürece, o ilmi eser durduğu sürece amel defteri kapanmıyor. Eseri olmayanın yerinde yeller esermiş. Ölen hayvan mıdır? Ondan kalan şey semeri. Ölen insan mıdır? Ondan kalan şeyi eseri. İnna nahnu nuhyul mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum. Biz ölüleri diriltiriz, izlerinizi, eserlerinizi yazarız. Yani bakın, Allah bize çok şey verdi. Evet hocam. Allah'ın verdiklerinden Allah'a hediye götürmeliyiz. Ma indekum yenfedu ve ma indallahi bak. Sizin elinizdeki tükenir, Allah'ın katındaki tükenmez. Faniyi bakileştirmeli, ölümlüyü ölümsüzleştirmeli. Yani amma kadın, amma erkek, hayır eser vücuda getirmeye de çalışmalıyım. Evet. Kefenin cebi yok. Evet, cebi, el de kalmaz. Ya bu ölümlü malı nasıl ölümsüz hale getireceğim? İşte böyle bir eser. Vaktiyle bir zat Osmanlı zamanında emekli olur müftülükten, gelir İstanbul'a, bir cami, bir medrese yaptırır. O günün uleması toplanmış, vezirlerden biri de katılmış. Hocam, duyduğuma göre sen parayı çok severmişsin. Hünkârım, doğru söylemişler. Bir ömür kazandığım bu para, işte onun için bu camiyi yaptırdım, bu medreseyi yaptırdım. Yani bunlar devam ettiği sürece benim akarım devam edecek. Hocam, bu şekilde para sevmeye hepimizin ihtiyacı vardı. Ya öyle. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim hocam. Hocam, Ömer Bey'in bir sorusu var. Bazı komşularımız bizim hakkımıza laf taşıyor. Yine başka bir izleyicimiz de Büşra Hanım sormuş. Hocam, komşularımız bizim hakkımızda dedikodu yapıyor. Biz de sabrediyoruz. Sabrımızda bir yere kadar, ne yapmalıyız? Komşularımıza nasıl davranmalıyız? Gelin, şu ayetler, siz bunu deyince Kur'an'dan şu ayetler benim aklıma geldi. Buyuruyor ki Rabbimiz, İnnellezîne kâlû rabbunallâhu sümme istekâmû tetenezzelu aleyhimul melâike. Rabbim Allah'tır deyip Allah'a giden yolda olanlar var ya, onlar dünyadan ayrılırken kişiye, mezara girdiklerinde, mezardan kalkıp mahşere giderken, üç önemli yer. Bir, demek ki mezara ölürken. İki, mezardayken. Üç, mezardan kalkınca. Melekler geliyor. Ne diyor? Nahnu evliyaukum fil hayatid dünya ve fil ahire. Biz dünyada da ahirette de size dostuz. Endişelenmeyin. Öyle ki gönlünüzden geçen her şey var. Nüzüle min gafurir rahim. Lütfeden Allah'tan bir armağan olmak üzere var. Kaygılanmayın. Vah, mezarda başıma neler gelecek. Vah, mezar kalkışında neler olacak. Geride bıraktıklarım ne olacak? Onlardan endişelenme.
kaygılanma. Biz size dostuz. Size hiç acı yaşatmayacağız. Ya ne güzelmiş bu melekler böyle diyorlar. Sonra devam eden ayetlerde iyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü iyilikle giderin. Göreceksiniz ki sıcak bir dostluk başlayacak. Yani komşuluklar size, içinde bu geçerli diyorsunuz. Tabii komşuluklar içinde. Ya komşuluklar içinde bu geçerli Muhsin Bey. Yani evet. Sabırlı olmak, hemen saman alevi gibi parlayıp sen bana bunu dedin, al ben de sana bunu diyeyim. Değil. Yani biraz ve ibadur rahmanillezine yemşun alel ardı hevnen ve izâ khâdabehumul cahilûne kâlû selâmâ. Müminler yeryüzünde ve karla yürürler. Cahiller onlara sataşınca size selametle derler. Ulan sen bana nasıl öyle dersin? Al ben de sana. Öyle değil. Hemen işi tatlılıkla geçiştirirler. Rahman olan Allah'ın has kulları. Görüyor musun? Yani birbirimize karşı iletişim. İletişim. Evet. İşte bir örnek Muhsin Bey. Bakın. Efendimiz geliyor, Ayşe annemiz kederli. Niye kederlisin? Kızın Fatma beni incitti. Şimdi bakın, biri eşi, biri kızı. Acaba Peygamberimiz nasıl davranacak? Aklınıza ne geliyor? Şimdi eline sopa mı alacak? Fatma, sen niye benim eşimi rahatsız ettin? Böyle mi diyecek? Yahut da Hazreti Ayşe'ye sen benim kızımı, zaten anası da yok dünyada filan. Böyle mi davranacak? Bakın davranışa bakın. Allah peygamberimizi bize model gösteriyor. Fatma diyor, kızım benim sevdiğimi sever misin? Evet babacığım, senin sevdiğini severim. Benim sevmediğimi sevmez misin? Evet, senin sevmediğini sevmem. Kızım Fatıma, ben Ayşe'yi seviyorum. Öyleyse sen de onu sev. Bitti. Şuna bak ya. Şu çözüme bakın ya. Ne kızı rahatsız oldu, ne eşi rahatsız oldu. Damadı ile kızının arasında bir ara bakın. Geliyor Efendimiz. Ali nereye gitti? Ali evde yok. Yani nasılsa karşılaşıyor demek ki insan bu ya. Hazreti Ali gitmiş Mescid-i Nebevi, sıcak iklim. Kumun üzerine yatmış, terlemiş, kumda yapışmış. Peygamberimiz var ya, lo Ali sen benim elimde, benim evimde yetişmiş adamsın ya. Sen benim kızımı nasıl gücendirirsin? Öyle mi diyecek? Ya hayır, hayır. Kum ya ebet turab, kalk toprak babası. Allah Allah. O öyle seviniyor ki Hazreti Ali'nin lakaplarından biridir. Toprak babası, toprak. Gücün sembolüdür. Yani ona bir itibar bu. Kalk ey topraklı. Yüzüne toprak bulaşmış ya. Bitti. Yani konuyu açma bile yok. Ali ne yapan ya sen kızımın hanım. Öyle bir şey yok. Ya ne kadar güzel üslup değil mi? Bitti. Evet, ha. Allah razı olsun hocam. O zaman biraz daha sabır. Komşularımızın hususunda da biraz daha sabır diyorsunuz. Peki hocam. Göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz midir diye soruyorlar dinen. Doğru efendim. Tüm tedavi yolları ve korunma sebeplerine başvurduktan sonra sonucu Yüce Allah'tan beklemek İslam inancının gereğidir. Ama nazarlık, kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin. İmza Allah elçisi. Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin. Nazarlık takan ve ona koruyuculuk atfeden Allah'a eş koşmuş olur. İmza Allah elçisi. Hani demek nazarlık dediğinde bir şuraya boncuk tak, nazardan korusun beni. Yok, korumak Allah'ın işidir. Cıncık, boncuk yani topraktan yapılan bir şeye koruyuculuk niteliğini vermem doğru değildir. Ona bu vasfı vermek şirktir. Allah'tan beklemeliyim
bu yardımı, bu mededi. Yoksa iyi de çöpünden, çörek otundan yahut da bir boncuktan beklememeliyim. Nazar değmesi diye bir şey var mı? Nedir bu nazar? Bir kısım hasetçi, fesatçı, insanların gözlerinden çıkan manevi mermi, karşıdaki insan korumasız ise onda bir zarara sebep olabiliyor. Nazar haktır yani. Nazar vardır. El aynu hakkun testenzilül halik. Göz değmesi gerçektir. Bir dağı bile baş aşağı edebilir. Kişiyi kabre, deveyi kıdre, kıdir tencire. Kişinin kabre, devenin tencire, kıdre girmesine sebep olabilir. Bundan peki nasıl korunacağım? Benim böyle gözümde bir hasret var. Bir baktım mı yıkılıyor adam. Ha, öyleyse ben maşallah, el-mülkü lillah, la havle ve la kuvvete illa billah, barekallah, öyle demeliyim. Maşallah ne demem? Allah'ın dilediği, Allah'ın lütfu. Yani ben bu Muhsin Bey'in bu halini çok böyle tuhaflıyorum. Ne güzellik, ne kemal, ne cemal filan. Sonra da barekallah, maşallah. Allah'ın verdiği, Allah'ın dili, Allah mübarek eylesin. Ben nasıl korunacağım hocam faraza? Siz kendinizi korumak için قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ'la Allah'ın himayesine gireceksiniz ve sadakalarla, dualarla Cenab-ı Hakk'ın sadakalarla ve dualarla. Doğru, evet. Doğru efendim. Peki, çok kısa bir soru daha soralım. Bir dakikamız varmış. Daha sonra dua için ara vereceğiz. Hocam herhangi bir insanı veya bir başka varlığı aracı kılarak Allah'tan istekte bulunmak, Allah'a dua etmek onunla ilgili olarak caiz mi dinen? Bunun adına vesile deniliyor Muhsin Bey. Mesela burada Ebu Eyyubul Ensari Hazretleri, yani Efendimizin kutlu sahabisi, 7 ay evinde misafir olduğu bu mübarek insan. Şimdi varsam üniversiteye imtihanlarına gireceğim. Ya Ebu Eyyubul Ensari, beni imtihanda başarılı kıl. Yok, böyle olmaz. Böyle olma, böyle dememeliyim. Yani o benden bir şey bekliyor. Ben ondan bir şey beklememeliyim. Ama Allah'tan beklemeliyim. Allah'tan beklerken nasıl? Ya Rabbi, bu kutlu sahabi vesilesiyle bana şunu ver. Beni şundan koru. Bunun hatırına, bunun vesilesiyle onu aracı, onu vesile edebilirim. O kadar. Yoksa ondan istemiyoruz. Yani. Peki, reklam aramız var. Reklamlardan sonra dua bölümüyle yeniden birlikte olacağız. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Allahümme inni eselüke imanen kamila. Amin. Ve yakinen sadika ve rizgan vasi'a. Ve halalen tayyiba. Amin. Ve tevbeten kablel mevt. Amin. Ve rahaten andel mevt. Amin. Ve mağfireten badel mevt. Amin. Ve necaten andel hisab. Amin. Vel fevze bil cenneh. Amin. Ve necate minen nar. Amin. Ya Rab, olgun bir iman lütfeyle. Amin. Apaçık derecesinde bir bağlılık ver. Amin. Helal ve bol rızıklar ihsan eyle. Amin. Ecelden önce tevbe nasip eyle. Amin. Ecel sırasında kolaylıklar lütfeyle. Amin. Ecelden sonra da mağfiret ihsan eyle. Amin. Hesabımızı kolay eyle. Cennetle Amin. Mutluluğa erdir. Amin. Cehennemden himayende eyle. Amin. El açıp dua eden şu insanların Amin. Vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket. Amin. Yuvalarına mutluluk, iş yerlerine Amin. Başarı ve bereketler ihsan eyle. Amin. Evlatlarımızı bizler için hayrul halef eyle. Amin. Darda olanlara genişlik, sıkıntıda olanlara ferahlık, hastalara şifalar, Amin. Borçlulara edalar lütfeyle. Amin. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Amin. Ve bayrağımızın gölgesini söndürme ya Rab. Amin. Gönderlerimizden indirme. Amin. Şu konuda da dua edilse de şu insanlar amin deseydi diye gönlünlerinden geçirenleri korktuklarından emin amin. Olduklarına nail eyle ya Rab. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.